Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekilleriyle birlikte 2023 şehir buluşmaları programları çerçevesinde Adana Öğretmen Evi'nde basınla buluştu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'daki eğitimi ışık tutan istatistikleri paylaştı. 2002 yılında bir derslikte, Adana geneli için söylüyorum, bir derslikteki öğrenci ortalaması 48 ilk öğretimde. Yani Adana genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 48. İlk öğretim bazlı olarak, yani ilkokul ve ortaokullar için. Orta öğretimde, yani liseler için ise 38. 2002 yılında ilk öğretimde 48, orta öğretimde 38. Bugünkü rakamlar ise biraz önce söylediğim çerçevede derslik yatırımlarından sonra gelinen noktada ise ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalaması 30'a düşürmüş. Yani bu rakamlar arkadaşlar biz sürekli uluslararası kuruluşlar aracılığıyla ülkelerdeki eğitim yatırımlarının bu anlamdaki istatistik verilerini sürekli izliyoruz. Bu trend gerçekten başka hiçbir ülkede görmediğimiz bir trend. Biz Adana özelinde konuşuyoruz, Türkiye genelinde konuşmuyoruz tabii ki. Ama Türkiye genelinde de 3 aşağı 5 yukarı benzer bir tablo var. Orta öğretimde ise 38 olan derslik başına öğrenci sayısı şu anda Adana'da 23. Yani burada da normal koşullarda baktığımızda birçok eğitim anlamında gelişmiş olarak bizim önümüze konulan ülkelerdeki skaladan çok daha hızlı devrim niteliğinde gelişen bir tablodan bahsetmek mümkün.